Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Son dönemde özellikle silahlı ve silahsız insansız hava araçlarıyla savunma sanayi alanında bir devrim başlatan Türkiye, projelerinin arasına yenilerini eklemeye ve kendinden emin bir şekilde gelişmeye devam ediyor. Kamuoyuna yansıyan son bilgilere göre İHA, SİHA ve son olarak TİHA'larıyla gündeme gelen Türkiye, artık BAHA yani bulutaltı insansız hava aracı alanında da ilk adımını attı. BAHA'nın oldukça yüksek bir yerlilik oranında geliştirileceği aktarıldı. Ülkemizin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden Havelsan, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda geçtiğimiz yıllarda duyurmuş olduğu BAHA'yı yani bulutaltı insansız hava aracını yeniden tasarladığını duyurdu. Havelsan'ın yetkili isimleri tarafından yapılan açıklamada, tasarımı bizim tarafımızdan yapılıyor. Gövdesi tamamen yerli firmalarımızla üretiliyor. İçeriğinde kullandığımız komponentleri çoğunlukla yerli firmalarımızdan alıyoruz ifadeleri kullanıldı. Bulutaltı insansız hava aracının Havelsan için önemli bir proje olduğu aktarılırken, BAHA'nın aslında ilk ortaya çıktığında yerli ve milli otopilot yazılımının ve sürü algoritmalarının test aşamasında kullanılan bir platform olduğu, daha sonrasında bu platform üzerinde algoritmalar geliştirildiği bildiriliyor. Yapılan geliştirmeler ve yükseltmeler özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin görev yaptığı bölgelerde test edilmiş. Bunu yapmaktaki amacımız öncelikle silahlı kuvvetlerimizin bölgedeki ihtiyacını doğru tanımlamak, görmek ve yerinde test etmekti. Bununla birlikte bu test platformunun kendisini de geliştirmiş ve daha iyi hale getirmiş olduk ifadeleriyle açıklıyorlar. Havelsan Araştırma Geliştirme ve Mühendislik Direktörü Mehmet Onur Özçelik tarafından yapılan açıklamada, bulutaltı insansız hava aracında çalışmaların tamamlandığı bildirilirken, açıklamanın devamında BAHA'yı güncelledik. Şu anda yeni bir tasarım olarak tamamen farklı özelliklere sahip bir platform ile uçuş testlerimizi gerçekleştiriyoruz. Çok yakın zamanda bu platformu denemek için sahalarda olacağız. BAHA sadece silahlı kuvvetlerimiz için tasarladığımız bir ürün değil. Bunun yanı sıra dost ve müttefik ülkeler için de ihraç etmek istediğimiz ürünlerimizden bir tanesidir. Bu kapsamda birçok ülkeye farklı etkinliklerde ürünümüzü tanıtıyor ve bununla ilgili test ve demo faaliyetlerinde bulunuyoruz. Anlaşma imzalamak için yoğun çaba sarf ediyoruz ifadelerine yer verildi. Yenilenen bulutaltı insansız hava aracının birçok özelliği mevcut. Bunların en başında ise önceden uçuşuna elverişli olmayan hava şartlarında da artık uçabilecek olması geliyor. Bu kapsamda özellikle soğuk hava şartlarında sızdırmazlık özelliği ile belirli yağmur ve yağış şartları altında uçuş yapabiliyor olacak. Bunun haricinde ilk kullanılan bulutaltı insansız hava aracına göre çok daha gelişmiş kamera sistemleri entegre edilmiş ve bu kameralar sayesinde çok uzak mesafelerden tespit ve teşhis kabiliyetine kavuştuğu aktarılıyor. Havelsan Ar-Ge ve Mühendislik Direktörü Mehmet Onur Özçelik yaptığı açıklamanın devamında yine üzerinde sinyal karıştırma ortamında stabil şekilde uçabilmesini sağlayacak çözümler olacak. Bunları geliştirmek için sahada birçok test faaliyetinde bulunduk. Yeni prototipin üretimi bitti. Şu an uçuş testlerinde. Kullanıcı demo faaliyetlerimize başladık. Bu kapsamda yeni geliştirdiğimiz uçağımızı test ediyoruz. Umarım çok daha iyi sonuçlar alarak silahlı kuvvetlerimize destek olacağız ifadelerini kullandı. İnsansız hava araçları çeşitli görevleri bağımsız olarak veya bir insan operatörünün uzaktan kumandası altında gerçekleştirme kabiliyetine sahip hava sistemleridir. Savaş sistemlerinin gelişen teknoloji ile birlikte daha karmaşıklaşması ve stratejik önem arz etmesi sebebiyle insansız hava araçları modern savaş alanlarının vazgeçilmez unsurları haline gelmiştir. Havelsan B-30 modern orduların ihtiyaçlarına cevap verir nitelikte, dikey iniş ve kalkış yeteneği, tam otonom görev kabiliyeti, farklı faydalı yüklerin entegre edilmesine izin veren modüler mimarisi ve daha birçok üstün özelliğiyle tüm insansız sistemlerle ortak hareket yapabilen
bir bulutaltı otonom hava aracıdır. B-30, dikey iniş kalkış yapabilen sabit kanatlı bulutaltı otonom hava aracıdır. Yatay seyirde benzinli motordan kuvvet alan sistem, dikey iniş kalkışta elektrik motorlarından destek almaktadır. 15.000 feet'e kadar görev icra edebilen B-30, benzin motoruyla 6 saate kadar havada kalabilirken, elektrik motoruyla 2 saate kadar havada kalabiliyor. Bunun beraberinde 80 kilometreye kadar da menzil sunmaktadır. Ayrıca B-30, 5 kilograma kadar faydalı yük taşıyabilmektedir. B-30 insansız hava aracı, 3.7 metrelik geniş kanat açıklığına sahiptir. Sistem, 2 kişi tarafından kolayca kurulup ve tek kişi tarafından işletilebilir nitelikte tasarlanmıştır. B-30, dakikalar içerisinde göreve hazır hale gelebilmektedir. BAHA'nın gelişimi, Türk savunma sanayi şirketi Havelsan'da 1 yıl sürdü. Haziran-Temmuz aylarında Konya 3. Anajet Üst Komutanlığı'nda düzenlenen Uluslararası Anadolu Kartalı 2021 tatbikatında tanıtıldı. Ekim 2021'in başlarında insansız hava aracının uçuş testini yer destek merkezinden 10 km uzaklıkta 7500 feet yükseklikte başarıyla tamamladığı bildirildi diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.